Burhanettin Duran. Amerikalıların lüksü. Washington'dan YPG'yi orduya çevirme konusunda gelen yeni açıklamalar iki başkent arasında yükselen tansiyonu bir miktar azalttı. Bir miktar diyorum çünkü Türkiye'nin tepkisi üzerine Amerika geri adım attıysa da Suriye'de YPG ile çalışmaktan vazgeçmiş değil. Ankara'nın Afrin operasyonunda saatler saydığı bir dönemde Washington'dan yeni bir işbirliği oluşturma anlamında adım atılmış değil. Terörsünün Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz. Ya da Pentagon'un YPG güçlerinden yeni bir ordu ya da konvansiyonel anlamda bir sınır muhafız gücü oluşturulmayacağını duyurması sorunu ortadan kaldırmıyor. YPG'yi Suriye'nin kuzeyindeki kontrol ettiği bölgelerde polis gücü olarak kullanma ve bölgesel bir yönetim kurdurma hedefinden vazgeçilmiş değil. Dahası ordu sınır gücü tanımlaması kullanılmadan da YPG'nin ordulaştırılmasına devam edilme ihtimali bulunuyor. Nitekim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerikalı yetkililerin açıklamalarının Türkiye'yi tatmin etmediğini söyledi. Bunun temel sebebi Amerika'nın YPG'yi Suriye'deki vekil gücü olarak gören politikasının değişmemiş olmasıdır. Cepheye Amerika askeri indirmeden Washington, İran'ı Suriye'de sınırlandırmak gibi büyük hedefler sahibi ise YPG'yi güçlendirmekten vazgeçmeyecektir. İşte bunun sonucu olarak Obama yönetiminin YPG politikası, DAEŞ'in toprak kontrolü bitirildiği halde dolu dizgin devam ettiriliyor. Ancak söz konusu politikanın devam ettirilmesinin meşrulaştırılma şekli de akıllara zarar. Tillerson'ın Türkiye'yi teskin etme amaçlı, Uzun ve karmaşık konuşmasında Amerika'nın Suriye'de kalacağını söylediği cümlelere bakmak yeterli. DEAŞ'ın yeniden güç kazanmasını önlemek için Amerika askerlerinin Suriye'de bulunmasının önem taşıdığını iddia eden Tillerson, Amerika'nın 2011'de Irak'tan Amerika askerlerini çekerken yaptığı hataya bir daha düşmeyeceğini, tarihin tekrar etmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Uluslararası sistemin başat gücü olarak Amerikalıların büyük lüksleri var aldıkları savaş kararlarından dolayı yargılanmazlar. 2003 Irak işgali'nde bulunamayan kitlesel imha silahlarından ve ölen yüz binlerden dolayı kimse hesap vermek zorunda kalmadı. Ya da istedikleri yapıları terör örgütü ilan edebilirler ya da terörist olmaktan çıkarabilirler. Hizbullah'ı terör örgütü ilan ederken YPG'nin PKK'nın kolu olmasını ihmal edebilirler. Elbette kendi milli çıkarlarını gerçekleştirebilmek adına Amerikalıların bu hiçbir sorumluluğu olmayan lükslerinden biri var ki en çok da o dikkatimi çekiyor. Daha önceki hatalarından ders aldıklarını söyleyerek yeni hatalar yapabilirler. Hele ki bu Orta Doğu ya da benzer yerlerdeki ülkelerin halklarına maliyet üretecek hatalarsa. İşte Tillerson da Suriye'de kalmayı bu son tür lükse başvurarak meşrulaştırıyor. Irak'taki hatayı yapmamak için Suriye'de kalacaklarını söylüyor. Biraz ısrarla sorulsa YPG'yi ordulaştırmalarını da aynı mantıkla haklılaştırabilir. Halbuki Obama ve Trump yönetimleri 2003 Irak hatasına düşmeyelim diye Suriye'de başka bir hatalı politikaya imza attılar. Suriye'de yüz binlerin ölmesine, kimyasal silah kullanmasına göz yummakla kalmadılar. Ülkenin milislerin ve terör örgütlerinin cehenneme dönmesine de müsaade ettiler. Rusya'nın Esed'in yardımına koşmasına, İran'ın Şii milislerinin sahada üstünlüğü ele geçirmesine, Sünni Arapların demografik tasfiyesini görmezden geldiler. Yetmezmiş gibi DEAŞ'la mücadele adına PKK'nın kolu YPG'yi müttefiki Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen desteklemekten geri durmadılar. Washington'ın PKK YPG politikası Suriye ve Irak'ı yeni çatışmalara götürecek ölçüde hatalıdır. Olsun, gelecekte başka bir Amerika Dışişleri Bakanı da çıkar, Suriye'de yaptığımız hatayı tekrarlamayacağız der. Burhanettin Duran, Sabah